Merhabalar sevgili izleyicilerim, Çiftçi TV'nin sevgili tarım dostları, sevgili köylü kardeşlerim, çiftçi kardeşlerim, ziraat mühendisleri, meslektaşlarım, tarım gönüllüleri, son dönemde tarıma merak salmış beyaz yakalılar, mavi yakalılar, her biriniz programıma hoş geldiniz. Efendim, gördüğünüz gibi kalabalık bir kadro sizlerle birlikteyiz. Bugün ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. İzmir'deyiz. İzmir'in Urla ilçesindeyiz şu anda. Ve bu canım ilçede son dönemde popülaritesi de gittikçe ülke bazında yükselen, o yüzden de tarım topraklarını hızla kentleşmeye kurban veren bu çok güzel sıcacık ilçede acaba ne konuşuyoruz? Hem de şöyle bir otluğun önünde dediniz değil mi? Ne kadar yanılıyorsunuz. Çok ön yargılısınız efendim. Biz bir otluğun önünde değiliz. Burası bir enginar tarlası. Ama enginarın zamanı geçti. Enginar tarımında mevsimi geçtikten sonra biraz daha suluyoruz. Pençeler büyüsün diye, memeler büyüsün diye. Ondan sonra bırakıyoruz bu şekilde ve arkasından da tekrar Ağustos sonu gibi böyle bölgenize, ilinize göre enginarı uyandırıyoruz. Yani orası ekmek teknesi. Orası otluk değil. Peki bu kadar kişi burada ne yapıyoruz? Son senelerde bir kavram yeni hayatımıza girdi. Bu kavramı bir kısmınız biliyorsunuz. Hatta içimizdeki bazı çiftçi dostlarımız onlara bu kavramın içinde birlikte çalışıyorlar. Bir kısmı üreticisi, bir kısmı tüketicisi, bir kısmı gönüllüsü. Ne bu? Uzattın Mine Hoca, merak ettik dediniz değil mi? Edin. Ne kadar merak ederseniz o kadar şeyle dinlersiniz, ilgiyle dinlersiniz. Konumuz gıda toplulukları. Gıda toplulukları Türkiye'de çok da yeni değil aslında ama yaygınlaşması yeni ve gıda topluluklarıyla bizler hem üreticiyi destekliyoruz hem de tüketici tertemiz pırıl pırıl ürünleri tüketmeye, temiz gıdaya ulaşmaya başladı. Birebir, elden, doğrudan, aracısız. Peki nasıl oldu? Bunlar böyle kontrolsüz. Herkesin ben ürünümü biraz da buraya vereyim veya gıda topluluğu üreticisi ben de olabilir miyim? Ya da gıda topluluklarından nasıl ürün alacağım? Bunların faydası ne? Çarpanı ne? Bu gibi soruların cevaplarını da burada gördüğümüz şu güzide topluluktan alacağız. Hem tüketiciler var içinde hem üreticiler var ve gıda topluluğu kavramıyla sevgili Çiftçi TV ailesini tanıştırıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Bizi kabul ettiğiniz için de biz teşekkür ediyoruz. İçinizde hem üreticiler, hem tüketiciler, hem gönüllüler. Böyle güzel güzide bir grupsunuz. Kimlersiniz efendim? Gıda topluluğu nedir? Ne yapar? Kim anlatır? Hepinize mikrofon tutacağım ama önce kendinizi tanıtıp hanımefendi örneği sizle başlayalım. Gıda topluluğu nedir? Bize kendinizi tanıtıp anlatır mısınız? Merhabalar. Ben Handan Erdem Gönül. Urla'ya yaklaşık 8 sene önce geldim. Evet. Ve 8 sene önce ilk gıda topluluğuyla tanıştım, BİTOT. Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Gıda yani, Topluluğu. Yani açılımı böyle, açılımı topluluk böyle. Destekli. Topluluk destekli, evet. Tarım, ki bu çok önemli. Gıda toplulukları hem üreticiye destek olmak için hem de tüketicilere gerçekten doğru, doğal sebze ve yiyecekleri sağlamak için kurulmuş, birbirine
destekle, paylaşımla giden topluluklar. Yani aranızda bir yardımlaşma mı var üreticiyle tüketici tabii arasında? Ki, tabii ki var. Çünkü onların sağlıklı kalabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, sürekliliğin sağlanması için mutlaka tüketicilerin desteği gerekiyor. Çünkü çiftçilik zor meslek. Evet, yani bir kazan ilişkisi var kesinlikle arada, öyle mi? Öyle, kesinlikle öyle. Bu döngü devam etmeli. Tüketici gerçekten üreticiye destek olmalı. Sağlıklı, doğal beslenmeli ki sağlığımız için bu çok önemli. Ve üreticiler de bu destekle beraber gerçekten doğa dostu tarımı yapıp hem toprağa hem de insanlara ve kendilerine de sağlıklı ürün sağlayabilir. Efendim siz üretici misiniz? Minik çapta üretici. Ne üretiyorsunuz? Mevsimsel sebze yetiştiriyorum. Evet, ve bunları satışa sunuyor musunuz ben topluluğunuzda? Ben sunmuyorum, ben kendim için yapıyorum. Siz kendiniz sadece için yapıyorsunuz. Efendim o zaman sizi tanıyalım. Merhabalar, Banu Akın ben. Güzel Bahçe'de oturuyorum. Yaklaşık 6 sene oldu. Ben de Bitot sonrası Güzel Bahçe'de pandemi döneminde bir gıda topluluğu, biz aslında Güzel Bahçe Güzel Gıda Topluluğu olarak Bitot'tan doğduk. Yani şu anda burada iki gıda topluluğu mu bulunuyor efendim? Evet. Bitot ve GGT diyoruz kısaca, evet, ya da Güzel Gıda diyoruz. Güzel, evet, Gıda Topluluğu. 2020 Mayıs ayında kurulduk biz de. Aynı şekilde Güzel Bahçe'deki yerel üreticileri mümkün olduğunca dahil etmeye çalıştık topluluğumuza. Üreticilerimiz kardeş üreticiler, biz kardeş topluluk olduğumuz gibi üreticilerimizin bir kısmı Urla'da, bir kısmı Güzel Bahçe'de. Bizim bulduğumuz yerel üreticiler, Güzel Bahçe'dekiler zaman zaman Bitot'un dağıtımlarına ürünlerini götürebiliyorlar. Bitot'un dağıtımına gelen Urla'daki yerel üreticiler de bizim Güzel Bahçe'deki topluluğumuza getiriyorlar. Anladım. Bu şekilde böyle bir paylaşım var içerisindeyiz. Yani siz de topluluğun gönüllülerinden ve, evet, kendi deyiminizle türeticilerindensiniz. Üretiminiz, evet, var mı? Benim üretimim yok. Tamam. Ama gönüllü olarak çalışıyoruz, evet, hep beraber. Yani bu topluluk üreticiler, tüketiciler ve gönüllülerden oluşuyor, evet, ama kendi aranızda özel bir terminolojiniz olduğunu biliyorum. Tüketici demekten hoşlanmıyorsunuz. Biz tüketirken üretiyoruz bir şeyler diye kendinize türetici ismini verdiğinizi biliyorum. Öyleyse bir de üreticilerinizle tabii görüşelim. Ki. Evet, şu güzel bize ev sahipliği yapan şu bahçenin sahibi ve enginar tarlasının da sahibi bir üreticimiz var. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkürler, hoş geldiniz önce. Nihan Atay ben. Ben de enginar yetiştiriyorum organik sertifikalı olarak yaklaşık 6 yıldır. Benim de hikayem biraz değişik. Kurumsal hayatta beyaz yakalı bir dönemden sonra plansız bir şekilde buraya yerleşmeye karar verdim. Babam yaklaşık 25-30 yıl kadar enginar yetiştiriciliği yapıyordu. Kendisinin de kendi mesleği yani olmasına rağmen. Yani siz yabancı olmadığınız bir tarım yapıyorsunuz. Tabii, yani ben çocukluğumdan beri bu bahçede enginar yetiştiriliyor. Hatta o zaman bu yukarılarda evler mevler yoktu. Babam o zaman küçükbaş hayvancılık da yapardı. Yani böyle 100 küsur adet üzeri küçükbaş hayvanlar dışarı yukarıda otlarlardı. Yani hep böyle toprakla iç içeydim ve çocukluğumdan beri aşinayım bu işe. Üniversite yıllarımda da hafta sonu işte İzmir, İstanbul arası gidip gelip hasatta ya da satışta babama yardım ettiğim zamanlar da çok oldu. Ama tabii üretim kısmında çok fazla işin içinde değildim. Babamdan işi biraz devraldım. Yani koşullar, zaman onu biraz gerektirdi gibi oldu. Bu şekilde gıda topluluklarıyla tanışmam da Urla'ya yerleşmem, daha o zamanlar enginarı iş olarak yapmaya başlama fikri hayata geçmemişken o zaman oğlum 2 yaşındaydı. Ben de sağlıklı ürün nasıl bulabilirim, nasıl tüketebilirim şeklinde Urla'da Bitot'tan haberdar oldum bir şekilde ve oranın buluşmalarına gitmeye başladım. Sonra kendimiz için tavuklarım vardı. Onların sayısını arttırdım. Yumurta üreticisi olarak topluluğa dahil oldum. Ama enginarı tabii o zamanlar aklımda babamdan da gelen bilgi birikimi.
yani o zamanlar organik tarımla ilgili. Bildiğim şey o enginardı diyorsunuz. Yani, zaten hasadına gelip üretimine yardım ettim. Ama işin organik tarafına hakim değildim. Yani öyle bir farkındalığım çok fazla yoktu. Oğlumla beraber aslında bu organik olayına farkındalığım artmaya başladı. Ve bir şey üreteceksem o zaman ben de bu şekilde üretmeliyim şeklinde düşünmeye başladım. Ve aslında beni de bu yola çok fazla sürükleyen ve teşvik eden sevgili topluluğumuzun da kurucularından Tamer Güvenir'e de çok selam söylemek istiyorum. Hem çocuğumun doktoruydu, hem bu topluluğun başındaki kişilerden biriydi. Onun da teşvik etmesiyle üretime konvansiyon olarak yapmayıp organik olarak başlamaya ve sertifikasyon sürecine de girdim. Aynen. Peki sizin ürünlerinizin en büyük tüketicisi gıda toplulukları mı? Yani tabii bunlar hep adım adım oldu. İlk başladığım yıllarda ben de tabii işi daha yeni yeni öğrendiğim için daha minik adetlerde. İlk senesi olduğu için de hasat daha geç ve daha az adette geldiği için gıda topluluklarıyla başladım. Daha sonra İstanbul'daki gıda toplulukları, İstanbul'daki kooperatiflerle iletişimim oldu. Onlara da ürün yollamaya başladım. Farklı yerlere yollamaya başladım. Sonrasında biraz daha İşlenmiş ürüne çevirmeye başladım satış kanalımı. Konserve. Böyle bir talep mi oldu? Evet, yani herkesin yaptığından farklı bir konserve çeşidi yapmaya başladım. Açıp hemen yenilebilir, anında tüketime hazır. İçinde gerçekten zeytinyağı kullanılan, hakiki limon suyu kullanılan. Çünkü konservelerin tamamı hani içme suyu ya da musluk suyu ve limon suyu, sitrik asitle yapılıyor. Ben hem içeriği çok temiz ve kaliteli olan hem de zahmetsiz direkt açılıp yenilebilen bir ürün yapınca talep çok oluşmaya başladı. Ben de üretimimi taze ürün satışından tamamen işlenmiş konserveye doğru çevirdim. Peki memnun musunuz gıda topluluklarıyla çalışmaktan? Ya evet, çok mutluyum. Birincisi zaten öncelikle ben de türetici olarak girdim topluluğa. O zamanlar sebze yetiştirmiyorken ben de bulabildiğim mevsimsel olarak ulaşabildiğim şeyleri gıda topluluklarından almaya başladım. Aynı zamanda üreticisi oldum. İlk yumurtayla başladı, sonra enginar oldu, sonra yaz sebzeleri oldu. Burada bir tam anlamıyla şöyle beyefendi sizden rica edelim örneğin. Bir yardımlaşma ruhu da var gibi değil mi? Bir dayanışma ruhu görüyorum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ben Uğur Kaymak. Ben de yaklaşık 8 yıl önce Urla'ya yerleştim. Ve yerleşmemin hemen akabinde Bitot'la tanıştım. Bitot'a önce türetici olarak dahil olduk. Daha sonra da gönüllü olarak Bitot'un çeşitli aşamalarında destek verdim gıda topluluğuna. Hala da o şekilde devam ediyor. Gıda nasıl destekler veriyorsunuz örneğin? Şimdi üretici ile türetici arasında bir bağ oluşması lazım. Bu bağın oluşabilmesi için üreticinin ürettiğiyle türeticinin tüketmek istediklerini belli bir komünikasyon içerisinde, iletişim içerisinde türeticiye bilgilendirmek lazım. Aynı zamanda belirli dönemlerde üreticinin ne ekeceğini, ne ekmek istediğini doğru bir şekilde belirleyip bunu türeticiyle paylaşarak bir talep oluşturabilmek yani lazım. Üretim planlamasından bahsediyorsunuz. Belli bir şekilde üretim planlamasından bahsediyoruz. Bunu hatta bir adım daha öteye de götürüyoruz. O da şu, topluluk destekli tarım dediğimiz, TDT diye adlandırdığımız bir çalışmamız var. O da türeticilerin belli bir dönemde taleplerini alarak bu taleplere uygun olarak üreticilerin bu ürünleri üretmesiyle ilgili bir planlama yapıyoruz. Yani örneğin, evet tam örnek verir misiniz diyecektim. Evet. Örneğin patates diyelim. Bizim patates ihtiyacımızla ilgili gıda topluluklarının içerisinde, ki bu sadece Bitot değil, Güzel Gıda da olabilir, Geto da olabilir. Yani İzmir ve çevresindeki gıda topluluklarının talebi olacak, ihtiyacı olacak patatesi belirleyip üreticilerimize bu patates ekimi için önceden bir maddi destekte bulunarak ve belirli taahhütler vererek işte toplamda ihtiyacımız işte 2,5 ton, 3 ton patatestir deyip bu patatesle ilgili tohum alımı ile ilgili ya da işte sulama malzemesiyle ilgili üretim girdilerinin tedarikinde destek oluyorsunuz. Destek oluyoruz ve riski de paylaşmış oluyoruz bir nevi. Yani ürün
belki hava şartları, tabiat şartları nedeniyle tam çıkmamış olsa bile ya da yeterince çıkmamış olsa bile biz önceden destek vererek ve bu riski de belli bir kısmını da üzerimize alarak üretici ve türetici bu riskleri paylaşarak topluluk destekli tarımın tam karşılığını vermiş oluyoruz. Size borcunu nasıl ödüyor üretici? Üretici ürettiği ürünleri belli bir fiyattan biz almayı taahhüt ediyoruz. O ürünleri alırken de üretici bizden ödediğimiz miktarı düşerek geri kalan bedeli tahsil etmiş oluyor. Yani aslında ürettiği gıda karşılığı size borcunu ödemiş oluyor. Kesinlikle öyle. Ürettiği gıda karşılığı ürünüyle bize borcunu ödemiş oluyor. Bu bence gıda topluluklarının en önemli kuvvetlerinden bir tanesi. Çünkü üretilecek olan ürünün ne olması gerektiğine karar veriyoruz hep beraber. Ve bu ürünün hangi fiyattan satılabileceğiyle ilgili de bir fikrimiz oluyor önceden. Ve üretici de ürettiği ürünün satılmasıyla ilgili kaygılarını büyük çapta bertaraf etmiş oluyor. Evet, bu çok önemli bir konu. Efendim şimdi sizden şunu öğrenmek isterim. Baştan biraz önce hem üretici hem de türetici ve gönüllü arkadaşımızın söylediği bir şey vardı. Sağlıklı gıdaya ulaşma isteği bize, arzusu, talebi bizi bu yola götürdü. Nereden biliyorsunuz ki Nihan Hanım doğru üretiyor? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Benim ismim Pınar, Pınar Kangal. Ben de Seferihisar Beyler Köyü'nde organik sertifikalı tarım yapıyorum. Beyaz yaka emeklisiyim ben de. Şimdi herkes bize bu soruyu soruyor. Üretici olarak grubunuza dahil ettiğiniz kişilerin ürünlerine nasıl güveniyorsunuz? Gerçekten temiz üretim yapıyorlar mı? Aslında güveniyoruz ve biz onlarla bir işbirliği içerisindeyiz. Nasıl bir işbirliği ve nasıl bir kontrol mekanizması? Şimdi mesela baştan diyelim ki bize bir üretici adayı bizim grubumuza katılmak istediğini söylüyor. Bizim kendi içimizde oluşturduğumuz bir çekirdek ekip diyebileceğim birkaç arkadaşımız var. O arkadaşlarla beraber talepte bulunan üretici adayı arkadaşımızın yerine bir ziyarette bulunuyoruz. O ziyarette çeşitli sohbetler yapıyoruz. Şimdi benim gibi üretimin içerisinde olan bir kişi, tabii ki biz hiçbir zaman bir toprak analizi yapacak güçte değiliz. Ya da sizler gibi çok fazla bu konuda deneyimimiz yok. Ama çiftçilik hayatımızdan gelme ve organik tarımla iç içe olmanın getirdiği bazı şeylere de hakimiz tabii, bilgileri. Tabii sonuçta organik tarım çiftçisisiniz. Sertifikalı evet. Üretim yapıyorsunuz. Yani bir yere gittiğiniz zaman etraftaki ot yapısı, coğrafi yapı, işte yapraklardaki lekesizlik, meyvelerdeki hiçbir leke yoksa, her şey düzgün resimden çıkmışçasına duruyorsa karşınızda, yani oranın bir temiz tarım yapıldığı konusunda çok çok büyük şüpheler oluyor tabii ki içimizde. Ve bazı ufak tefek sorularla zaten o kişi de sorduğumuzda çapraz sorgu yapıyorsunuz. Evet, biraz öyle olabiliyor. Evet. Çapraz sorgu da yapabiliyoruz. Evet. Zaten diyelim ki hiç anlaşılmadı ama birkaç dağıtım sonrasında o kişiler kendisini belli ediyor zaten hocam. Yani peki analiz? Analiz biz yapmıyoruz. Yapacak ya da analiz talep edebiliyor musunuz? Analiz talep etmiyoruz. Çünkü burada biz yerel çiftçilerle, küçük aile çiftçileriyle çalışıyoruz. Hiç kimsenin, hani herkese bir sertifika alma zorunluluğunu o yüzden getirmiyoruz. Hayır, sertifika almadan ama bu temiz bir ürün mü kardeşim? Bazı tereddütlerim var. Bir sen Tarım İl Müdürlüğü'nün Gıda Kontrol Şubesi'nde bir analiz yaptırıp yapılıyor bana mu? Getiriver desen olabiliyor mu? Oluyor mu öyle bir şey? Yani bizim şu anda benim gördüğüm kadarıyla içinde bulunduğum senelerdir böyle bir istekte hiç bulunulmadı. Demek zaten çok önceden 10 demek senelik. Demek ki o güveni inşa etti biraz karşılık, evet. Tüketici. O zaman bir de işi üretici açısından dinleyelim. Efendim sizi tanıyabilir miyim? Ben tutayım istiyorsan. Evet, sizi tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Sağ olun, eksik olmayın. İsmim Hatice Şimşek. Benden
ne bileyim, konuşmayı da pek beceremem böyle vallahi konularda. Vallahi bence çok güzel konuşacak gibi duruyorsunuz. Hatice Hanım. Çocukluğumdan beri çiftçisiniz. Evet, evet. Babadan gelme bir meslek. Urlalı mısınız? Hayır, Karadenizliyim. Karadenizlisiniz. Hı-hı. Buraya eş durumundan mı geldiniz? Hayır, baba durumundan. Baba durumundan. Babanız buraya geldi ve yerleştiniz. Peki Hatice Hanım, siz ne yetiştiriyorsunuz? Şu anda yaz sebzesinin hepsini ektim mesela. Hı-hı. Daha önce biz seralarımız vardı, ilaçlı tarım yapıyorduk. Babam vefat ettikten sonra satış durumum olmadığı için bıraktım ve normal tarıma geçtim. Hiçbir şey yok şu anda. Evet. Ha, gıda topluluklarıyla ne zaman tanıştınız? Ne zaman tanıştım? Senesi olmuştur. Evet, evet. Bir yıl kadar mı oldu? Yok, 8-9 yıl. İlk tamam. Bir totla tanıştık. Bir totla beraber. Evet, bir totla o zamandan beri onlar mı sizi keşfetti? Evet. Yoksa siz gidip ben size üretim yapayım mı dediniz? Yok, beni pazardan, biz üretici kadın pazarına çıkıyorum. Oradan keşfettiler. Urla'daki üretici kadın pazarına mı? Evet. Oradan keşfettiler. Oradan devam ediyoruz o sene bu sene. Üretiminiz. Çok da seviyorum hepsini. Evet, o zaman bir üreticimiz daha var burada. İşte bulbul gibi konuşacak üretici. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Metin Gümüş. Metin Bey, siz de mi organik tarım sertifikalı evet. çiftçisiniz? Evet, evet. Babadan kalan şey yani. Atadan mı yapıyoruz? Atadan, dededen çiftçisiniz. Aynen aynen. Ben de yaz ürünü, kış ürünü olarak her türlü ürünü yetiştirmeye çalışıyorum. Mevsimine göre ve yöreye göre üretim evet. yapıyorum. Organik tarım sertifikalı evet, üretiyorsunuz. Evet. Kaç çeşit ürününüz var? 35 çeşit de 8-10 kalemimizden ana ürün var yani. Anladım. Bunların hepsini gıda topluluklarına veriyor musunuz? Veriyorum. Sizden nasıl istiyorlar? Bana şunu ver mi diyorsunuz, yoksa siz yani örneğin diyelim ki Deniz Hanım aradı sizi. Metin Deniz Hanım aramıyor. Nasıl yapıyorsunuz? Sistem ne? Onların kendi arasında bir grubu var. Evet. Grupta listeye koyuyorlar. Haftalık talepler var. Benim ürettiğim ürünler var. Şu ürünler var. Ona göre talepte bulunuyorlar. Bir gün önceden bu kadar kilo, şu kadar ürün lazım bize diyorlar. Biz de ona göre toplanma yerine gidiyoruz. Soğan üretimi var ya toplanma. O proje kapsamında soğan üretimi yapıyoruz. Projeniz nedir? Projemiz şu. Kendi arada bir şey kurmuşlar, grup kurmuşlar. Gıda toplulukları. Bize şu kadar soğan lazım. Ben de ona göre üretim yapıyorum. Zamanı gelince, hasat zamanı gelince hasat toplanıyor. Yani sözleşmeli üretim aynen, gibi aynen. size evet. diyorlar ki bize gönüllü, bunu öğret, siz evet. üretiyorsunuz. Gönüllü olarak üretim yani. Çok güzel. O zaman bu talepleri nasıl topladığınız konusunda bir de arka tarafa uzatalım şu mikrofonu. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben de Deniz Kaymak. Tam da doğru söylemişim o zaman. biz de Bitot grubunda listeler hazırlayarak üretici sorumluları seçtik. Her yani üreticinin bir seçimi. Ciddi bir sekreteryası da var bu işin. Evet, bakıyorum evet. yani öyle sekreteryadan olan, sorumlu olan kişiler şimdi buradalar mı acaba? Evet, işte Handan Hanım, bilgisayar, Banu evet. Hanım bilgisayarda listeler hazırlıyor. Yani ciddi bir iş bu. Evet, üretici sorumluları, üreticilerinden hangi ürünlerin ertesi hafta getirilebileceğini öğreniyorlar. Onları liste sorumlusuna veriyor. Liste sorumlusu listeleri oluşturuluyor. İnternet üzerinden tüm türeticilere bilgi veriliyor. Bizim 170 kadar türeticimiz var. Hepsi türetmiyor ama sırf tüketenler de var. Tabii ki. Evet, yani biz tüketiciyi türetici diyoruz. Zaten evet. o 170 kişiden ancak 10 kişi, 20 kişi her hafta farklı adette tüketici gelip ürünlerini alıyorlar. Üretici sorumluları işte bir gün evvelden bilgi vermek durumunda. Gelip gelmeyeceğini ürünün bildirmek durumunda. WhatsApp grubuyla tüm tüketicilere haber veriyoruz. Evet. O zaman efendim şimdi size soralım. Bu işler çok bürokratik değil mi böyle? Siz kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Işıl Ertunç. Ben de 8 yıldır yani kurulduğunun hemen akabinde Bitot'a dahil olanlardanım. Bu işler aslında her aşamasında zor. Bence üretim
sebzeden başlayarak. Ama gönüllülük denen şey çok bambaşka. Yani bunun zorluğunu tartışmak mümkün değil. Gerek lojistik olarak, gerek gelen malın dağıtımı, bazen evde bekletilmesi, tartılması, etiketlenmesi gibi şeylere kadar işler var.